Merhabalar değerli dostlar. Bu hafta Kent ve Sanat programı ile beraber yine sizlerleyiz. Biliyorsunuz her hafta farklı bir konuk alıyoruz. Vekiller, kent konseyi başkanları, yazarlar, şairler, kentin her alanında önüne gelen insanları alıyoruz. Amacımız İzmir'i konuşabilmek, bu kenti konuşabilmek. Hem siyaset hem sanat eksik yanlarına, güzel yanlarına değiniyoruz. Bu hafta da yine değerli bir konuğum var. Yeni seçildi kendisi, hali hazırda konuğum olacak. CHP Buca Gençlik Kolları Hüseyin Gül. Ayrıca CHP Buca Eski İlçe Başkanı Bektaş Gül'ün de yeğeni. Hoş geldin Hüseyin. Çok teşekkür ederim Halit abicim. Öncelikle nasılsın, iyi misin? Onunla başlayalım. İyiyiz, güzel bir konuları atlattık. Motivasyonumuz ve heyecanımız devam ediyor. Biraz rahatsızım, onun haricinde çok çok süperiz. Süper, iyi o zaten gençliksiniz, o enerji sizde var. Evet. İyi olacağınız, o evet. Sağlam umutla da ilerlemek lazım. Şimdi yeni bir kongreden çıktınız. Daha yeni yeni sıcağı sıcağına. Evet. Onun dışında ilçe kongreleri oldu, gençlik kongreleri oldu. Şimdi kadın kongreleri oluyor bir çek. Evet. İl kongresi aynı şekilde bitti ve genel kurultaya gidecek. Öncelikle Hüseyin Gül'ü biraz tanıyalım. Bilmeyen arkadaşlarımız, izleyen evet. Dostlar için. Ayrıca Hüseyin Gül siyasetin dışında da ne yapıyor sorusunun da altını doldurursak ardından kongreye doğru konuşmaya başlarız. Tamam. Ben 1990 doğumluyum, Ardahan doğumluyum, İzmir'de büyüdüm, 8 yıldır Buca'da yaşıyorum, ondan önce Bornova'da yaşıyordum. 8 yıldır Buca'da yaşamamın aslında bir sebeplerinden biri de rahmetli Bektaş Gül'dür. Siyasete adaylık süreçlerinde, ilçeye adaylık süreçlerinde daha çok vakıf oldum. Ve adaylık sürecinden sonra, seçildikten sonra da daha da çok siyaseti sevdim ve daha da çok artık siyasetin içinde olmam gerektiğini hissettim ve siyasete başladım. Ben Buca Belediyesi'nde güvenlik olarak çalışıyorum 7 yıldır. Genelde çok aktif biriyimdir, sosyal biriyimdir. Herkesin her şeyine giderim. Genelde pikniklere gideriz, arkadaşlarla buluştuğumuzda, boş alanımızda. Müzik grubumuz vardır ayrıca. Bununla ilgili de bu grubumuz genelde daha önce de işte derneklerin düzenlediği gecelerde ücretsiz yardım amaçlı çok çıkmışızdır. Bundan birkaç sene önce İzmir Kent Konseyi'nin Genç Meclis Yürütme Kurulu'nun da bir etkinliği vardı fuarda. Oralarda da çıktık. Ben genelde insanlara hoşgörüyle yaklaşmayı seven ve iyilik yapmayı seven biriyimdir. Ve çok da sosyal bir biri olarak da mücadele etmeyi de siyasi anlamda seven biriyimdir. Böyle. Biliyoruz zaten, biz seni tanıyoruz dediğin gibi. Biz Buca'dayız. Aday olma sürecinden biraz bahsedelim. Aday olurken ailen, arkadaşların, dostların nasıl bir tepki verdi? Onlar mı istedi? Senin mi böyle bir fikrin, düşüncen mi vardı önceden? Yani dediğim gibi siyaseti evet sevdim ve siyasette hedeflerim vardı. Bu konuda zaten şöyle söyleyeyim, Buca'da 8 yıldır bir aktif siyaset rolüm var. 2015-2017 yıllarında da gençlik kollarında örgüt örgütlenmeden sorumlu başkan yardımcılığı görevi yaptım. O dönemden sonra parti evet daha da çok sevmeye başladım. Çünkü o ateş... Şimdi verdiği sıcaklık beni tamamen daha çok kapladı ve o heyecanım daha çok yükseldi. Ve bu süreçte aday olurken ailem her zaman maddi manevi yanımdaydı. Arkadaşlarım da keza aynı şekilde. Onların çok büyük desteklerini aldım bu süreçte. Başta aileme ve arkadaşlarıma bu konuda çok teşekkür ederim. Çünkü ciddi anlamda çok güzel dostluklar biriktirdiğimin bu süreçte çok büyük farkına vardım. Aday olmamdaki sebebi şöyle söyleyeyim. Evet, artık Buca siyasetinde bir değişimin olması lazımdı. Şöyle söyleyeyim, gençlik anlamında daha çok birleştirici olmamız lazımdı. Bu partinin kırgın küskün gençleri vardı. Evet, onları da katmamız gerekiyordu. Bu süreçte bunun için aday oldum. Ve dediğim gibi eksiklikleri kapatmamız gerekiyor aslında. Bizim partinin en büyük temel sıkıntılarından biri de bu. Yani partinin açıklarını söylemek değil de o açıkları kapatmamız gerekiyor. Bunun farkında, bilincinde olduğum için aday oldum. Ve bu süreçte de çok da güzel tepkiler
aldım. Güzel bir şey de yaptığımı düşünüyorum. Evet. Şimdi geçtiğimiz günlerde iki adayla aday oldunuz. Seçime girdiniz daha doğrusu. Hı hı. Biraz bundan bahsedelim. Bu nasıl yarış geçti? Ben gerçi takip ettiğim yerde evet. Ama şimdi senden dinlemek daha keyifli olur bu anlamda. Ve şunu da sormak istiyorum. Bu seçimler yarış mı? Bayrak taşımak için bir araç mı? Yani bunu biraz bahsedelim. Çünkü bunu başka bir yere bazen çekebiliyoruz. Çok yarışmış gibi değil de bunu bir gelen sonrakinden bayrağı devralıp daha iyisini götürebilmek için uğraşmak lazım. Yani senin buradaki düşüncen ne? Yani, parti amaç olarak mı araç olarak mı giriyorsun? Yarışırken karşındakiyle nasıl yarışıyorsun? Yani şöyle söyleyeyim, kesinlikle rakip değil. Hiçbir zaman karşımdakini rakip olarak görmedim. Çünkü aynı ideolojiye sahibiz, aynı düşüncelere sahibiz. Ben her zaman Enver kardeşimi de çok severim, değer veririm. Onu da yıllardır tanırım. Gençlik kollarında beraber de yöneticilik yapmışızdır. O rakibim değil, benim yoldaşımdır. Çünkü bu bizim kendi aramızda bir bayrak yarışıdır. Amacımız aynıdır. Çünkü amacımız Cumhuriyet Halk Partisi'nde gençlik anlamında hizmet vermektir ve partinin bir tık daha ileriye gidebilmesi için mücadeledir. Burada hiçbir zaman bu düşüncede değilim, asla da değilim. Kimse parti içi yarışlarda rakip olamaz, yoldaş olur. Bu düşüncelerde olmamız lazım. Ve kongremiz aslında çok güzel geçti. Enver kardeşime ve ekibine de bu konuda teşekkür ederim. Gençlik Kongresi ana kademenin evet yapılabildiği hırs değildi. Ana kademe siyasetinden bizim farkımız şuydu, hoşgörülü olmamız lazım, birbirimize anlayış göstermemiz gerekiyor. Çünkü bizler, Enver'in de bir ekibi vardı, benim de bir ekibim vardı ama aynı paydada buluştuk. Birbirimizi hoşgörüyle, metanetle karşıladık ve kongremizde ulaşabilecek olayların önüne geçmiş olduk. Çok güzel bir kongre oldu, kardeşlik kongresi oldu. Birbirimize sarıldık, birbirimizin elini kaldırdık. Bu konuda Enver kardeşime çok teşekkür ediyorum. Çünkü aynı düşüncede olduk ve Buca'da yaşanan kongre ana kademe siyasetine aslında bir ders verdi. Şu konuda ders verdi. Hoşgörüyle, kucaklaşarak da evet güzel bir siyasi kongre yaşanabiliyormuş. Ve bizim amacımız buydu. Artık kongreler ciddi anlamda bir rakip havasında değil de bir bayrak yarışı, yoldaşlık yarışı havasında geçmesi lazımdı. Bunu da biz Buca olarak gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu konuda da Enver kardeşime ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Evet. Peki o zaman şöyle bir şiirle ara verelim. Çünkü gençlik diyoruz ya, gençlikte o evet. Genç var, umut var. Evet. Ve gençliğin sanatla iç içe olması gerekir. Evet. Kültürle iç içe olması gerekir. Çünkü o dinamizmi bununla sağlayabiliriz. Hep kongrelere gittiğimde ben şunu görüyorum. Muhakkak ya Nazım'dan, ya Adnan Yücel'den, ya bir şairden, ya Ahmet Arif'ten şiirler, sloganlar okunur. Evet. Ben sadece slogan tarzı değil de o şiirlerin okunması gerektiğini, o evet. Partinin tabanında da işlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Senin de sanırım bize bugün bir sürprizin var. Evet. Buraya şimdi konu kaldığımda genelde siyasetçileri şey diyorum. Yani kent ve sanat, hem kentten bahsediyoruz hem evet. Kültürden muhakkak şiirin olması evet. Gerektiğini düşünüyorum. Evet. Çünkü şiir ruhumuzu hem inceltir hem de evet. Bu kavgayı perçinleyen bir şeydir. Bir tane senden alalım. Evet, buraya sonra gelirken zaten hazırlıklı geldim. Çünkü evet dediğiniz gibi sanata, şiire değer vermemiz gerekiyor. Şiir okuyan biriyim ama böyle çok da birilerinin yanında bunu çok dile getiremem. Çünkü şiir okurken o duyguyu katmamız gerekiyor. Heyecan olunca o duyguyu katamıyorsun. Nazım Hikmet'i çok severim, çok okurum. Ahmet Arif'i de aynı şekilde. Bu sanat programında bizim de bir katkımız olsun. Nacizane okuyabildiğim kadar sizlere bir şiir sen okuyayım. Ahmet Arif'ten mi okuyacaksın? Evet, ben Ahmet de Arif'ten okuyayım. Sana karşılık Hasan Hüseyin'den bir şiirle karşılık vereyim. Tamam. Evet, arkadaşlar bu arada Hüseyin ilk yapmasan. İlk defa. Burada ama sanatın içinde olan bir şey. Evet, evet. Müzik grubum var aslında evet. İş içesin ama evet. Çok da uzak değil aslında. Değil mesela. Ama işte böyle canlı yayınların verdiği bir heyecan her zaman vardır. Evet, güzeldir bu. Evet. Haberin var mı? Taş duvar. Demir kapı, kör pencere. Yastığım ranzam zincirim. Uğruna ölümlere gidip geldiğim.
Zulümdeki manzur resim, haberim var mı? Görüşmecim yeşil soğan göndermiş, karanfil kokuyor çırağım. Dağlarına bahar gelmiş memleketim, haberin var mı dedik. Ahmet Arafi'den çok teşekkür ediyorum, heyecanım var. Evet, son sırada da dediğimiz gibi bahar geldi bu memlekete. Biz gençler olarak bu memlekete de bahar getireceğiz. Bunun ateşini de Buca'dan yakacağız. Bunun için ayrıca da teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi ben de bir şiirle o zaman devam edeyim. Evet. Ardından o Ahmet Arif'in dediği gibi dağlarına bahar gelmiş memleketim. Evet. Oradan hem şiirle, sanatla o dinamizmle devam edelim. Hasan Hüseyin Korkmazgil de şunu demiş. Acı bal eledik, Pir Sultan ölür dirilir. Bak şu bebelerin güzelliğine, kaşı destan, gözü destan, elleri kan içinde. Kör olasın demiyorum, kör olma da gör beni. Damla birlikte yatmışız, öküzü hoşça tutmuşuz. Koyun değil şu dağlarda, san kendimizi gütmüşüz. Hor baktık mı karıncaya, kırdık mı kanadını serçenin? Vurduk mu karıncanın yavrusunu? Ya nasıl kızarız insana? Sen olmasan öldürmek ne? Çürümek ne zindanlarda? Özlem ne, ayrılık ne? Yokluk ne, yoksulluk ne? İlenmek ne, dilenmek ne? İşsiz güçsüz dolanmak ne? Gün gün ile barışmalı, kardeş kardeş duruşmalı, koklaşmalı, söyleşmeli, korka korka yaşamak ne? Kahrolasın demiyorum, kahrolmada gör beni. Kanadık toprak olduk, çekirdik bayrak olduk, döküldük yaprak olduk, geldik bugüne. Ekmeği bol eyledik, acıyı bal eyledik, sıratı yol eyledik, geldik bugüne. Ekilir ekin geliriz, ezilir un geliriz, bir gider bin geliriz, beni vurmak kurtuluş mu? Kör olasın demiyorum, kör olmada gör beni. Evet, Hasan Hüseyin böyle demiş. Kanadık toprak olduk, çekildik bayrak olduk, döküldük yaprak olduk, geldik boyuna. Evet, o yüzden birleşmek lazım, bir arada olmak lazım. Küskünler varsa onları da barıştırmak lazım. Evet. Sonuçta hepimiz aynı yoldayız. Güzel bir dünya üzerinde içindeyiz. Aynen öyle. Bunu başarmak lazım. CHP Gençlik Kolları Başkanı olarak yeni seçildiniz. Faaliyetleriniz neler olacak bu Buca'nın daha da güzelleşebilmesi için ne gibi faaliyetleriniz olacak? Hem sosyal hem kültürel sanatsal anlamda. Sosyal, kültürel, sanatsal anlamda faaliyetlerimiz şöyle olacak. Hali hazırda bir üniversite komisyonu var ama daha görüşemedik yeni seçim yoğunluğu dolayısıyla. Sanatsal anlamda, ciddi anlamda bu konuda üniversite öğrencilerini ve lise komisyonunda olan liseli genç kardeşlerimi bu konuya katmam gerekiyor. Ve partide üye olan aktif gençleri de bu ekibin içine dahil edip güzel projeler çıkartmamız gerekiyor. İşte sadece şairleri anmakla değil de farklı düşüncelerle birlikte olup güzel bir sanatsal etkinlikler yapmamız lazım. Çünkü Buca'ya artık bu vizyonu oturtmamız gerekiyor. Tamamıyla oturtmamız gerekiyor. Biz gençler olarak da bunu yapmamız lazım. Bununla ilgili de çeşitli çalışmalarımız zaten olacaktır. Yani buradaki amacımız siyasette aslında şu. Evet, biz siyaseti bir amaç için yaptık. Burada unutulmuş şeyler var, partimize kırgın olan insanlar var. Biz aslında gelirken çok kapsamlı geldik bu siyasetteki amacımızın doğrultusunda. Evet, partiye kırgın olanların gönlünü kazanmamız gerekiyor. Evet, alanlara inmemiz gerekiyor ve alanlarda artık mücadele etmemiz gerekiyor. Sadece seçim zamanına çıkıp da insanların kapısını çalmamız çok da doğru olmuyor. Bunun doğru olmadığını biliyorum çünkü zaten hep alanlardaydım. Alanlarda o vatandaşın verebilecek tepkisini sezdiğim için zaten göreve gelir gelmez arkadaşlarıma hep şunu söyledim. Evet, önümüzde bir seçim yok ama erken seçim ihtimali yüksek. Ve ben inanıyorum ki erken seçim ihtimalinde bir başarıya ulaşacağımızı ve bunun için şimdiden bir seçim varmış edasında tek tek kapı kapı gezmemiz lazım. Aslında bizim vatandaşımız o kadar küçük şehirlerden mutlu olabiliyorlar ki bir selamla bile mutlu olabilen insanlarımız var. Onlara dokunmamız lazım. Evet, daha çok
partinin kitlesel anlamda insanlara ulaşması lazım. Bunun için de o insanların gönlüne dokunmamız gerekiyor. Kapı çalmakla olmaz, dinlememiz lazım. En azından çözüm noktasında ulaşamasak bile orada dinleyip bir şeylerin farkına vardığımızı göstermemiz gerekiyor. Bu amaçla zaten biz bu siyasete geldik. İyiliği ciddi anlamda ön planda tutuyoruz. Evet, gençler çok iyi niyetli siyaset yapacak. Temiz siyasete çok ihtiyacımız var çünkü. Kindar siyasetle bir yerlere gelemeyiz. Ayrıştırırız, böleriz. Bizim amacımız bölmek değil, birlikte olmak, birlikte üretmek, birlikte paylaşmak. Bu olguyla gittik zaten. Ve burada birleşerek gelmemiz gerekiyor. Burada açık ve net şunu da söyleyeyim. Enver kardeşimle de geçenlerde konuştum. Evet, içinizde hayal olarak yapmak istediğiniz, hayaliniz neyse, proje anlamında istekleriniz neyse, gelin hep beraber yapalım. Çünkü aynı yolda yürüyoruz, aynı yolda mücadele veriyoruz. Sen ben değil, biz olmamız gerekiyor. Bu konuda da Enver kardeşime ayrıca teşekkür ederim. Onların da gelip de bize destek vereceklerini umuyorum ve öyle de tahmin ediyorum. Evet, şimdi birkaç mesaj okuyalım. Ahmet Şahin İzgü yazmış, genç arkadaşı kutluyorum. Aysun Yusal, yolun açık olsun, başarılar diliyorum. Erkan Ceylan, iyi yayınlar Hüseyin başkanımıza, başarılar diyorum, yolu çok açık olsun. Çok teşekkür ederim. Vahip Gökdoğan, Çamlık Mahallesi'nde selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Hüseyin Gül ve yönetimini kutluyorum, yolun açık olsun. Kardeşim çok bu süreçte devamlı yanınızdayız demiş. Peki şunu ben merak ediyorum, Buca üniversitelerin bulunduğu bir kent, evet. İzmir'in en büyük ilçesi, evet. Çok aktif olması gereken bir yer ve özellikle gençlik kolları olarak aslında burada daha fazla aktif olmanız lazım. Gönüllere dokunalım derken burada bu anlamda özellikle binlerce üniversitenin olduğu bir yerde aklınızda bir şey var mı? Tabii ki. Örneğin onların benim gördüğüm çektikleri sıkıntılar yer konusu. Çok insan geldiğinde yurt bulamayabiliyor, ev bulamayabiliyor. Bu sırada evet. Ateş pahası, evet. Evler ya da geçmişte olduğu gibi gelen öğrenciler cemaatleri kapandı da başka bir şey dönüştürüldü. Şimdi biraz da bu gelenekten, yoldan gidiyorsak bu sol gelenekten bu öğrencileri oradan kurtarmak gerekmiyor. Bu anlamda üniversitelerde dahil olacak mısınız? Kongre sürecine baktığımda kullanılan sanırım oy 718'di. Evet. Yani 530 bin sanırım kadar nüfusu olan bir ilçede bunu yükseltmek gerekmiyor mu? Bu evet. Az bir sayı değil mi? Şimdi ilk önce üniversite konusuna değineyim. Evet, üniversite kazanmamız gerekiyor. O gençlere dokunmamız gerekiyor. Ama o gençleri dinleyip onların sorunlarını ortak paydada buluşmamız gerekiyor ki o sorunları temelinde iyi bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Bununla ilgili evet, üniversiteli arkadaşlarımızı her zaman yanında olacağız. Onları sorunların içine katarak beraber çözeceğiz. Yani onların sorunlarını sadece dinleyip değil de evet, çözüm noktasında da gelin hep beraber bu çözüm noktasına ulaşabilelim diyeceğiz. Bu süreçte zaten üniversite kentiyiz ama ciddi anlamda siyasette üniversiteli gençleri çok kazandıramıyoruz. Çünkü şu zamanın bir yönetim anlayışı var, baskıcı bir yönetim anlayışı var ve gençler, üniversiteli özellikle gençler siyasetten korkuyorlar, çekiniyorlar. Çünkü adaletin ve özgürlüğün baskınlık altında kaldığı bir ülkede yaşıyoruz. Herkes, yani bugün gelinen nokta şudur ki aydınlarımız, gazetecilerimiz, yazarlarımız şu an haksız yere tutsak altında kalıyorlar. Ve gençlerimiz de bu baskılardan dolayı korkuyor aslında. Bununla ilgili sürekli o gençlerle görüşmemiz gerekiyor. Biz o gençlerin yanında var olduğumuzu hissettirirsek zaten o gençleri kazanırız. Bu baskıyı böyle kırabiliriz. Ve her zaman arkadaşlarımla hem üniversite hem de liseli kardeşlerimle birlikte yönetip birlikte üreteceğiz. Bu anlayışla geldik ve bununla ilgili önümüzdeki hafta kendi yönetim ekibimin görev dağılımını yaptıktan sonra da evet, üniversitedeki fikir grupleriyle, üniversite komisyonlarıyla oturup ortak payda da evet arkadaşlarım, temel sorunlarımız nedir? Bunun için çözüm noktasında nasıl mücadele etmemiz lazım? Çünkü başarı elde etmemiz gerekiyor. Yani sorunu dinleyip tamam deyip ondan sonra kulak arkası yapmamamız gerekiyor. O temeli sıkıntıyı çözersek o insanlara, o gençlere dokunmuş oluruz. O gençlere dokunduğumuzda da siyasete katmış oluruz. Evet, aslında insanlara dokunmak çok da zor değil. Bu evet. Örneği verebilirim. Ben işte Buca Belediyesi ile beraber
Son 2-3 yıldır etkinlikler yapıyoruz. Ben biliyorsunuz basında çalışan biriyim. Şiiri sanatla uğraşıyorum. Oralarda en basit bir Nazım Hikmet'i anladığımızda ben üniversite gençleri koyarak sadece biz değil de arkadaşlar temasa geçip siz de gelin Nazım'ı anıyoruz. Evet. Çok farklı fikirde olan bir insan dahi olsa oranın içine girdiğinde biz o insanlar o salonda toplayabiliyoruz. Bir algı olarak onları güzele doğru çekebiliyoruz. Kalplerine dokunabiliyoruz aslında. Bunun yolu şiirden, türküden ve bir hayvanı sevmekten geçiyor. Bunları başaramıyorsak maalesef dokunmak çok zor. Hani maddi anlamda da belki bir süre dokunabiliriz ama manevi anlamda dokunduğumuzda birçok şey değişeceğini düşünüyorum. Bu yüzden de ben özellikle gençlikten kültürel anlamda çok şey bekliyorum açık söyleyeyim. Evet. Yani bu canlı olmayan yerlerde festivaller yapabilirsiniz. Bu festivaller içinde yine yardım kampanyaları olabilir. Evet. Şiirlerle, türkülerle, kitaplarla etkinlik dediğim sadece şiirden, türküden ibaret değil. Yani bir piyano festivali yapılabilir, keman festivali. Bunu üniversite gençliği tabii bir araya gelerek onların fikirlerini alarak vesaire. Bu anlamda ben sizden bunu bekliyorum yani. Bu yolda çünkü kendimle uğraşan biri olarak. Bunların hepsi olacak çünkü temel sıkıntılarımızın çoğuna vakıfım. Ama bunlara hani sadece etkinlik yapmak için etkinlik yapmayacağız. Evet. O etkinliği yaparken ne kadar manidar olduğunu ve ne kadar faydalı olduğunu göstermemiz gerekiyor. Etkinliği bu şekilde yapmamız lazım ki o toplumu kazanmamız gerekiyor. Yani sadece bir şiir dinletisi adı altında yaptığımızda onun reklamını iyi yapmamız lazım ki o kadar çok insanı kazandıralım. Hayatında evet şiir dinlememiş insanlar var, tiyatro gitmemiş insanlar. Bu toplumlara dokunmamız lazım ki oradaki dokunulmuş toplum bunları gördüğünde sevip zaten kendisi gelecek. Bununla ilgili çalışmalarımız olacak. Toplumun ciddi anlamda kültüre, sanata ihtiyacı var ama şu an toplumumuz o kadar gergin ki çünkü ekonomik anlamda çok büyük sıkıntılar çekebiliyor. Bunun için sanata yönelmemiz gerekiyor, yönlendirmemiz gerekiyor ve bunun için de mücadele etmemiz gerekiyor. Bir diğer sorunuza da cevap vereyim. 718 kişilik bir katılım var gençliğin. Evet. Aslında acı bir gerçek ama şöyle bir şey söyleyeyim. İzmir'in en yoğun katılımlı gençlik kongresi oldu bu. Buca, 710 kişinin katıldığı. Evet şöyle bir farkımız vardı. O aslında bizim bini bulacaktı ama o gün kongrenin olduğu gün bir aksaklıklar oldu. 12'de başlayacak seçim 2 çeyrek geçe başladı. O süreçte 100'e yakın arkadaşımız gitti ve sandık sayısının az olmasından dolayı da sırada çok büyük bir kalabalık oldu ve beklemeyip giden genç kardeşlerimiz de oldu. Yani hem Enver'in hem benim de bize oy verecek genç kardeşlerimizin de. Çünkü hafta sonuydu ve vakitlerini gezerek değerlendirmek isteyen bir arkadaşlarımız vardı. Burada tahmin ediyorsam Enver'le benim toplamda 200-250'ye yakın bir oy kaybımız oldu. Evet, gençlerin azınlığı var. Azınlık da şudur. Gençler bu partide önemsenmediğinde bu partide durmazlar. Bu bir tek parti anlamında değil. Gençleri aslında her alanda önemsememiz lazım ki kazanmamız gerekiyor. Kazanmamız için de önemsememiz gerekiyor. Biz ilk defa şu zamana kadar yapılmamış bir şey yaptık. Hep seçimlerde, kongrelerde sadece bakılırdı listelerden aranıp işte seçimimiz var siz de bekleriz denilirdi. Ama biz ilk defa bir şey yaptık, kapı kapı gezdik. Bütün üyelere, hepsiyle tabii ben birebir görüşemedim. Ekip arkadaşlarımızla beraber görev paylaşımı yapıp çıktık ve o insanlara dokunduk. Kendimizi tanıttık ve düşüncelerimizi belirten bir otobiyografi broşürü hazırladık. Hem beni kısaca tanıtan, siyaseten hedef ve amaçlarımızı belirten bir yazıydı. Ve orada numaramızı da bıraktık. Düşünceleri, fikirleri veya sormak istedikleri olduğunda rahatlıkça bize geri dönebilir. Biz normal listenin güncel numarasına göre baksaydık, arasaydık o kongreye belki 200-300 tane katılım olacaktı. Ama kapı kapı gezdiğimiz için bu kadar sayılara geldik. Evet bu sayılar bizi tatmin etmiyor. Biz daha çok genci katmamız lazım. Yani bizim partinin anlayışı şudur. Üyeyi basar. Ondan sonra delegasyon güçlenmesi yapmak için getirir, oy kullandırır budur. Aslında biz bundan biraz çıkmamız gerekiyor. O gençleri kazanmamız lazım. O gençleri de kazanmak için o gençleri çeken bir şeylerin olması gerekiyor. Biz o heyecanı yaratmak istiyoruz. Evet.
Şimdi iktidar istiyorsak dediğin gibi gerektiğinde eleştiri de olabilir ama bu evet. eleştiri yıkma değil, birleştirici evet. anlamda. Evet. O zaman birer şeyle daha devam edelim. Sonra son bölümümüze geçelim. Biraz şeyden bahsedelim. Şu yaşadığımız koşullarda işsizliğin, yoksulluğun evet. olduğu, evet. Baskının olduğu ve CHP'nin iktidara bu kadar yakın olduğu bir dönemde nasıl çare olacağı ve iktidar olma yolunda nelerin yapılacağını konuşup sanatla beraber bitirelim. Evet. Nazım Hikmet'ten bir şiirimiz var. Evet. Bu arada da Burca'da bir etkinlikte beraber şiir okumak istiyorum Hüseyin seninle. Teşekkür ederim. Bu Enver de olsaydı ona da aynı şeyi yapacaktım. Evet. Çünkü ben ayrım yapmıyorum. Bütün gençleri bizim gençlerimiz. Amacımız doğruyu, güzeli ve güzel günleri görmek adına yol yürümek. Hatta şöyle bir şey yapalım Vedat abim. Bir etkinliğinizde sen, ben ve Enver kardeşim üçümüz şiir okuyalım. Daha güzel olur. Olur ama bunu da gençlik kolları evet. organize etsin güzel bir etkinlik. Evet. Bizler orada çıkalım. Evet. Hatta ben çıkayım sizleri alayım, anons evet. edeyim. Alalım şiirle, sanatla konuşup güzel şiirler olur. Okuyalım. Yani her konuda birleştiğimizi göstermemiz kesinlikle. Lazım. Çünkü biz bu seçimi sadece evet bir yarış olarak değil, bu bayrak yarışıydı ve bugün Enver kardeşim bu bayrağı alsaydı her zaman yanında duracaktım. İnanıyorum ki onun söylemi de bu yönde. Abi seçim bitti, her zaman yanındayım dedi. Aynı şekilde ben de aynı düşüncelerdeyim. Bunları o zaman hocamızla konuşuyoruz. Bu arada birkaç mesajı da okuyalım. Evet. Mehmet Aktay'ı Hüseyin Başkan Gençliğin bir neferi olduğun görevine başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Mutlu Fatoş Atik Başkan yolun aydınlık ve açık olsun güvenimiz tam. Çok teşekkürler. Tanju Top iyi yayınlar, başarılar diliyorum demiş. Samet Gümüş Başkan D9 Eylül Üniversitesi hakkında CHP ne düşünüyor tarz demiş. Konuştuk D9 Eylül ile ilgili. Hüseyin Gül'ün yapacakları var ekibiyle beraber. Onu da yeni seçildiği için arkadaşlar biraz zamana ihtiyacı var. Tanju Top Johnson Başkan onu okumuştuk. Son olarak Aykut Diktaş yazmış. İyi yayınlar diliyorum kardeşim benim demiş. O zaman güzel evet. günler için neyi okuyoruz? Öyle Nazım söyleyeyim. Hikmet'ten davet şiirimizin. Evet kısmını. Nazım Usta'yı da 15 Ocak'ta evet. andık. Buradan da onu tekrar anmış olalım. Evet. Dört nala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak bakışı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benziyor toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim. Evet, bu hasret bizim demiş. Evet. Nazım Hikmet Adnan Yücel ne demiş? Bu şiir çok fazlaca okunan şiirdir konserlerde, alanlarda, meydanlarda. Uzun olduğu için ben kısa bir bölümünü evet. okuyayım arkadaşlar için. Güzel günleri umut ediyoruz. Ben en azından ediyorum güzel günleri göreceğimize. Saraylar, saltanatlar çöker. Kan kusar bir gün, zulüm biter. Menekşeler de açılır üstümüzde. Leylaklar da güler. Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler. Şiirler doğacak kıvamda yine, duygular yeniden yağacak kıvamda. Ve yürek imgelerin en ulaşılmaz doruğunda. Ey her şey bitti diyenler, korkunun sofrasına yılgınlık yiyenler. Ne kırlarda direnen çiçekler, ne kentlerde devleşen öfkeler. Henüz elveda demediler. Bitmedi, daha sürüyor o kavga. Ve sürecek yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Bu kavga sürecek mi? Son bölümümüzü konuşalım. dediğim gibi kongreden çıktınız. Yine şimdi yine bir genel kurultay olacak. Kadınlarla kurultaylar sürüyor, bitecek. Çok fazla zamanımız yok. Şu olarak konuşalım son konu. Çare CHP mi? İşsizliğin, yoksulluğun olduğu, zamların peş peşe geldiği bu süreçte siz gençler olarak bu iktidar yolunda inanıyor musunuz güzel günlerin geleceğine? Hani Ahmet Arif dedi ya, dağlarına bahar gelmiş memleketimin.
Nazım Hikmet'te güzel günler göreceğiz çocuklar, motorlara, mavilikleri süreceğiz dediği gibi. Biz umut ediyor muyuz? Birincisi bu yolda. İkincisi sanat yemişken en karanlık dönemlerde o toplumu aydınlatan, o bedeli ödeyen de o toplumun sanatçılarıdır, şairleri, ressamları, yazarlarıdır. Son olarak sanata dair de fikirlerinizi öğrenip yavaştan kapatalım. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeye çare olacak mı dediniz? Evet, olacak ve güzel de olacak bence. Çünkü güzel amaçlarımız var. Şimdi şöyle bir şey var. Bir toplumun, bir ülkenin kalitesi insanlara verilen değerle, kadınlara verilen değerle, çocuklara verilen sevgiyle, hayvanlara verilen değerle ölçülür. Ama bizim toplumumuz, bizim ülkemiz bu değerleri görmüyor. Hayvanlarımız bile bu değerleri görmüyor. Bu değerden dolayı sınıfta kalmışız. 18 yıllık öyle bir baskın iktidarlığımız var ki işsizliğin gün geçtikçe daha çok büyüdüğü, ekonominin gün geçtikçe daha da kötüye gittiği bir yönetim anlayışı var. Ve kara bulut gibi çökmüş bir zihniyetin olduğu bir ülke yönetimi var. Bu ülkenin ciddi anlamda 18 yılda yaşadığı travmatik olaylar gün geçtikçe daha da artıyor. İşte kadın cinayetlerimiz daha çok yaygınlaştı artık. Çocuk tecavüzlerimiz yaygınlaştı ve bunun sessiz kılınıyor. Tabii biz bunlara sessiz kalmayacağız. Her zaman sesimizin çıktığı kadar bağıracağız ve mücadelemizi yapacağız. İşsizliği dediğim gibi gün geçtikçe o kadar çok işsizlik oranımız artıyor ki evine ekmek götüremediği için bir baba kendini yakabiliyorsa bu toplum evet aydın değil, bu toplumun bir geleceği ciddi anlamda yok demiştir. Ben inanıyorum biz bu yaralara merhem olacağız. Çünkü genel başkanımız çok güzel çıkışlar yaptı. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu modelini çıkarttı. Ankara, Antalya, İzmir bu adaylarımız mesela ciddi anlamda çok da insanlar gözü önünde popülite sağladı. Çünkü hoşgörüyle yaklaşan bir adaylarımız oldu. Bizim partinin zaten anlayışı hoşgörüdür, insana dokunmaktır. Ve çözüm noktasında evet milletvekillerimiz de bu noktada çok önergeler verdi. Kadın cinayetleriyle ilgili önergelerimiz oldu. Çocuk tecavüzleriyle ilgili evet önergelerimiz oldu. İşsizlikle ilgili evet önergelerimiz oldu. Askeri ücret alan vatandaşlarımızla ilgili evet önergelerimiz oldu ama hep ret oldu. İşte biz bunları mesela şu an askeri ücret bu seviyeye geliyorsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri ve genel başkanımız sayesinde aslında bu rakamlara ulaşabiliyor. Çünkü verilen önergeler sayesinde oldu. Biz inanıyoruz. Umudu örgütlemeye geldik. Evet iyilikle siyaset yapmaya geldik. Evet insanlara dokunmaya geldik. Biz gençler olarak bunu düşünüyorsak, evet ana kademe siyasetimiz daha büyük şeyler düşünüyor. Bizler de onların yanında her zaman olacağız. Gençler olarak birbirimizin açığını kapatmaya, birbirimize bir omuz vermeye geldik. Vatandaşın temel sıkıntılarını biliyoruz çünkü her zaman alandayız ve her zaman da alanda olmak zorundayız. Çünkü bir insanı anlamanız için o insana dokunmanız gerekiyor ve o insana yardım etmeniz için de o insanın gönlüne dokunmanız gerekiyor. Biz bu anlayıştayız ve bu anlayışta da olmaya devam edeceğiz. Evet, Umut Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır ve insanların rahat bir geleceğini ve özgürce her konuda davranabileceğini gösterecekler. Şu an mesela toplum o kadar gergin ki artık hoşgörüye ihtiyacı var. Siyaseti kindar veya nefretle yapamayız artık. Çünkü bu toplum gergin, bu toplum bunu hak etmiyor, bu toplum bunu kaldırmıyor artık. O kadar gelinen bir kötü noktadayız ki yazarlarımız, gazetecilerimiz, aydınlarımız hepsi haksız yere içeride tutsak. Çünkü eleştiriye açık bir hükümet yok. Bakın ben bizim siyaset anlayışımız şudur. Eleştiri yapılması gerekiyor ve bunu da dinlememiz gerekiyor ki eleştiri aslında bizi daha yanlıştan doğruya sokmak için lazım ve olması da gerekiyor. Bu toplumda ben kendi adıma şöyle söyleyeyim, bütün arkadaşlarıma söylerim. Bir yanlışım olduğunda beni eleştirin.
eleştirin ki ben bu yanlışın farkına varıp da kendimi o yanlıştan çıkartıp doğru bulabileyim. Ama şu anki iktidarın eleştiriye kaldıracak bir potansiyeli yok. Çünkü eleştirinin ağzınızdan çıkacak en ufak bir cümleyle sonunuzun nereye gittiği belli oluyor. Bununla ilgili ben genel başkanıma güveniyorum. Biz gençler olarak da umudu örgütlemek için her zaman alanlarda olacağız. Kesinlikle umut gençlikte. Gençlik birleşirse önünde duracak bir şey olamaz. Çünkü bir su gibi su bir şekilde akıp yolunu bulabiliyor. Siz baraj da kursanız, bir şey de koysanız o su akıp gidecektir. Evet. Şiire, sanata dair de fikrini alayım. Bu Muca'da bu bayrağı yükseltiyor muyuz? Şiirle, sanatla ilgili. Bununla ilgili evet yükseltmemiz lazım. Çünkü toplumun artık sanata kazandırmamız gerekiyor. Evet, bunu aslında nasıl yapacağız? Çok da güzel yapacağız. Ekonomik anlamda sıkıntı çeken mahallelere inip onlara mesela hep birlikte sizin de desteğinizi almak isterim abi. Burada şiir dinletileri, seyyar mesela kuracağımız bir sahneyle beraber şiir dinletileri yapalım. Bunu ben önermiştim, sözünü kestim. Hı hı. Yaklaşık bir yıl önceydi. Dediğim gibi zaten yapıyoruz ben. Neredeyse artık olarak yine yapacağız Buca Belediyesi'yle bununla ilgili. Ve Buca Belediyesi gerçekten bu konuda şey değil. Üretiyor, yapıyor. Ürettiğiniz şeyleri de kayda alıyor bu anlamda. Şu anda Erhan Başkan da öyle. Sunduğumuz şeyleri, verdiğimiz şeyleri en azından alıp değerlendiriyorlar ve yapıyorlar bu konuda. Olması da gerekiyor zaten. Çünkü Buca büyük bir ilçe, sanatın olması gereken bir ilçe. Evet. Üniversitelerin bulunduğu bir yer dediğim gibi. Bir etkinlik yaptığınızda karşılığını bulan bir kent. Bu dediğinle ilgili bir yıl önce ben şeyi önerecektim, tam konuşamamıştık o dönem. Her mahallede, her muhtarla iletişime geçerek bir şair, işte bir sanatçı ve tiyatroda dahil olmak üzere bu bir çadırda olabilir, seyyar dediğin gibi şehir olabilir. Oraya kurup o insanlarla şairleri buluşturabiliriz. Sadece şairler de değil, sanatçılar da olabilir. Birebir biz sanatı onların ayağına götüreceğiz. Evet. Çünkü bu anlamda dediğim gibi zaten yaşadığımız koşullar çok sıkıntılı koşullar. İnsanlar çalışmaktan vakit bulamıyor. Maddi manevi anlamda da olanakları yok. Evet. Bizler götürebiliriz. En uç noktaya da o şeyle beraber şiiri götürebiliriz. Sanatı, türküyü. Evet. Çünkü biliyoruz ki bir insanın yüreğine bir türküyle dokunabiliriz ve o insan o bulunduğu karanlık şeyden kurtulabilir, evet, umutlanabilir. Evet. Onu da bence gençlik olarak yapılabilir ve konuşabiliriz de güzel şeyler de ortaya çıkabilir. Gençlik olarak zaten bu konuda söyleyeyim. Evet, bizlerin bunlar için mücadelesi bir tek siyaset değil aslında. Yani insanın ihtiyacı olan şeyleri aslında o insanlara götürebileceğimiz çok şeyler var. Mesela sanat gibi. Evet, ciddi anlamda insanlar aslında sanata yatkın olanlar da var ama ekonomik sıkıntılardan dolayı ne bir tiyatroya gidebiliyor, ne bir konsere gidebiliyor, ne bir dinletiye gidebiliyor. Bununla ilgili nasıl yapabiliriz? Zaten şimdi ekibimizle tartışmaya başladık. Evet, sanat önemli çünkü bu toplum bir gerginliği sanatla aslında daha çok dindirebiliriz. Çünkü vatandaşların buna ihtiyacı var. Ülkemizin siyaseti artık o kadar çok zarar veriyor ki insanlara, artık insanların biraz motivasyonuna ihtiyacı var. Bununla ilgili de çözüm noktası yapacağız. Mesela projelerimizden biri buydu. Bir tanesi de mesela bu eğitim sistemiyle ilgiliydi. Eğitim sistemi her geçen gün neredeyse 2 yılda bir değişiyor. Evet, ebeveynler, durumu olan ebeveynler özel derslere veya dershanelere gönderebiliyorlar. Ama öyle annelerimiz, babalarımız var ki bırakın özel dersi, dershaneye, devlet okullarına bile zor gönderiyorlar. Biz bunlar için seyyar dershane ve seyyar kütüphane projesi tasarladık. Ve bunu da ilk yaz direkt faaliyete geçireceğiz. Bununla ilgili branş hocalarımız bile artık hazır olmaya başladı. İşte İngilizce, matematik, işte tarih, Türkçe öğretmenimiz. Bununla ilgili çocuklara da küçük sürprizlerimiz de olacak. Çünkü o eğitime çekmemiz lazım. Evde oturan bir çocuk toplumu değil de evet, ders çalışmaya gelen bir çocuk toplumunu yaratmamız lazım. Bununla ilgili mesela 5 saatlik şu an tasarlıyoruz. 1 saati müzik olacak.
Bir saatte yüzme dersi alacaklar. Portatif havuzlarımız olacak. Bununla ilgili hem eğitimini alacaklar hem de keyif alacaklar. Çocuklara da böyle dokunmuş olacağız. Çünkü denize havuza gitmemiş çocuklarımız var. Ekonomik zor şartlardan dolayı. Onlara da aslında o topluma bizim dokunup kazanmamız gerekiyor. Bir nebze olsun mutlu etmemiz gerekiyor. Bunun gibi bir sürü projelerimiz var. Ve bu projeleri üniversiteli kardeşlerimize, lise komisyonundaki kardeşlerimize, partili genç kardeşlerimize bu havuzda buluşturup bunları daha çok kaliteli bir şekilde getirip ve hayata geçirmemiz lazım. Yani proje yapmak için değil. Bu konuda hem o insanları hem de kendimizi mutlu etmemiz lazım. Evet, başarılı bir şeyler yapabilmişizi söyletmemiz gerekiyor. Çünkü biz burada bir sonraki gelecek gençlere bir şey bırakmamız lazım. Onlara da şunu bırakmamız gerekiyor. Evet, işte ben şunu istiyorum. Hüseyin Gül ve ekibi ciddi anlamda 2 yılda buralara bir şeyler kattı. Bunu duyan gençler bir örnek alması gerekiyor. Ha, demek ki biz de kendi adımızı bu tarz şeylerle burada miras bırakabiliriz. Kesinlikle. Önümüzde zamanın çok. Göreceğiz, bakacağız neler olacak, neler gidecek. Programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Benim soramadığım ya da senin aktaramadığın şeyler varsa aktarabilirsin. Küçük sorularla sonuna bitireceğiz. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi biz bu siyasete açık ve net adaylık sürecinde hep şu söylemleri söyleyerek bu yola çıktık. Birlikte yöneteceğiz, birlikte üreteceğiz. Kardeşçe birleştirici olmak için geldik. Ve bunun için de mücadele etmeye devam edeceğiz. Kitlesel çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Biz buraya aday olurken ben hep şu söylemi söyledim. Kişilerin veya kurumların adayı değilim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir genciyim. Ben kimsenin askeri olmam. Bir tek Mustafa Kemal Atatürk'ün askeriyim. Bunu da herkes böyle bilsin. Çünkü Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını benimsemiş bir genç olarak bunun için mücadele edeceğim. Ve seçilmiş bir gençlik kolları başkanı olarak davet ediyorum. Gelin hep beraber üretelim, gelin hep beraber yönetelim olacak. Ve belediye başkanımızla ilk görev olarak da onu da ziyaret ettik. Ve ona da söyledim, ilçe başkanıma da söyledim. Biz gençlik olarak ilçe başkanımızı bir kolumuza, belediye başkanımızı bir kolumuza ve seçilecek olan kadın kollarımızı bir kolumuza takarak alanlara inmeye geldik, mücadele etmeye geldik. Ve bununla ilgili de çalışmaya geldiğimizi dile getirdik. Ve güzel de hoşgörüler aldık, çalışmamız gerekiyor, daha çok insana dokunmamız gerekiyor, bu anlayıştayız. Evet. Şimdi birkaç mesaj okuyalım. Samet Gümüş bıçak kemikte demiş. Evet, o da Hasan Hüseyin Korkmazgil'in bir şiiri. Fakat evet, şu an ezberimde olmadığı için ya da yanımızda olmadığı için okuyamayacağız. Fatih Taşan Emekçi Gençlik Hüseyin Başkan'ın yanında. İyi yayınlar dilerim. Ahmet Çınar yazmış. İyi yayınlar dilerim. İki güzel yürek yolunuz açık olsun. Başarılarınız daim olsun. Aşk ile eyvallah. Özlem Mobilya, bir genç olarak parti içi demokrasiye bakışın nasıldır? Parti, yani parti içi demokrasinin olmasına dair çözümleri var mı diye. Zaten Hüseyin anlattı, onu konuştu. Yürken Ateşi yayınlar, başarılar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Başka var mı bakalım. Evet, okuyamadığımız varsa da arkadaşlar özür diliyoruz şimdiden. Mahmut Turhan merhaba, iyi günler demiş. Teşekkür ediyoruz. Sevgi Aytemir iyi yayınlar diliyorum demiş. Düzce'den takip ediyor. Teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa sorup sonra bitirelim. Senden de sadece küçük yanıt bekliyorum. Tamam. Zor bir şeyle başlayalım. Aşk denince senin için aşk ne ifade ediyor? Aşk deyince tutkusu olduğunuz ve mücadele ettiğiniz şeyi sevdiğinizin değer verdiğinizi gösterir. Yani bir şeye değer veriyorsanız ona inanmanız gerekiyor. İnanmışlık da aşkın simgesidir bence. Peki İzmir'de tuttuğun takım hangisi? İzmir'de bütün takımlarımız çok değerli. Benim için Buca Spor çok değerlidir. Göztepe'miz çok değerlidir. Tabii Buca'da yaşadığım için Buca Spor. Evet, Buca. Türkiye'de peki kim istiyorsun? Türkiye'de genel olarak milli takımına tuttuğumuz zaten bellidir ama herkesin gönlünde bir aslan yatar, o da Fenerbahçe'dir. Ya, aslan deyince Galatasaray geliyor aklıma. Yok, bizim aslanımız Fenerbahçe. Buna kanlar yediyoruz biz. İdealindeki bir siyasetçi var mı?
idol olarak takip ettiğin çok şey oldu. Evet, şu an bu siyasete... İlla Türkiye'den değil, yok, hiç yok. Anlamı değil. Hani şöyle söyleyeyim, benim aslında bu siyasete beni sevdiren bir kişi var ve onun idol olarak bu siyasete girdim. Rahmetli Bektaş Gül aslında öz amcam değildir ama öz amcamdan daha yakındır. Çocukluğum onun elinde geçmiştir. İdolüm hep oydu çünkü onun bir 38 yıllık bir siyasi geçmişi vardı. Ve rahmetli olduğunda cenazesinde şöyle bir köşeden şöyle bir baktığımda birçok toplumu gördüm. İşte Alevisi, Kürdü, Sünnisi, Göçmeni, Çerkezi, Yahudisi, Papazı, ne bileyim herkes vardı orada ve şöyle baktım. Evet, 38 yıllık bir siyasi geçmişi olan biri şimdi aramızdan ayrıldı ve bu kadar kitleyle inanılmaz bir kalabalık vardı. Evet dedim ki demek ki bu adam iyi şeyler yapmış ve Bektaş amcamın yaptığı iyi şeyleri örnek almak ve idol olarak da onu görüyorum. Bu siyasette bir idolüm de şu an mesela söyleyeyim, genel anlamda söyleyecek olursam Ekrem İmamoğlu'nun tatlı dil siyasetidir. Yani insana dokunma ile ilgili çok güzel siyaset yapabiliyor. Çünkü mesela şöyle söyleyeyim, karşıt siyasetteki insanlar bile onu eleştirdiğinde hoşgörüyle karşılayabiliyor. Siyasetin hoşgörüsünü de idolünü ondan aldım. Evet. Barış deyince aklına ne geliyor? Barış deyince aklımıza kardeşliğin olması geliyor. Barış deyince aslında bu ülkenin ciddi anlamda huzura ihtiyacı olduğu geliyor. Barışı biz önce kendi içimizde, ondan sonra Türkiye genelinde sağlayacağımız geliyor ve bunun için de mücadele edeceğiz. Barışı, barışın ateşini önce Buca'da, sonra da Türkiye genelinde yayacağız. Peki, en sevdiğin şair? Nazım Hikmet. Son olarak güzel günler görecek miyiz? Evet, güzel günler göreceğiz, güneşli günler göreceğiz. Çünkü bizim umudumuz var, çünkü bizim heyecanımız var. Ve bununla ilgili de inanıyoruz, mücadelemiz var, azmimiz var, enerjimiz var. Ve her şekilde de biz gençler olarak alanda olacağız, umudu örgütleyeceğiz. Evet. Fatih Taşan, selam olsun yoldaşlar demiş. Halit Leyla Gül, iyi yayınlar, yolun açık olsun demiş. Evet arkadaşlar, programımızın sonuna geldik. Bugün CHP Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Gül'ü aldık, ağırladık. Teşekkür ederim. Samimi bir şekilde dile getirdik sanattan, şiirden, gençlikten. Her hafta devam etmeye devam edeceğiz. Dediğim gibi siyasetten, şairden, yazardan, kent konseylerinden amacımız İzmir'e dair konuşabilmek. Sadece şair ve yazarlar değil, vekil de olabilir, meclis üyesi de olabilir ama içindeki temamız tabii ki sanat, şiir, evet. Bunları konuşabilmek. Hüseyin'le de bugün onu konuştuk samimi bir şekilde. Geldiğin için teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir programa davet ettiğiniz için ve benden de bir söz olsun size. Sanatı hep birlikte daha çok örgütleyip yayacağız. Teşekkür ediyoruz. Yayınımızı yöneten de Duygu Kaya kardeşimize teşekkür ediyoruz. Her hafta burada bizi gelip yönetiyor, kahramızı çekiyor. Özür söyleyelim. Teşekkür ediyoruz dostlar. Haftaya başka konukla görüşmek üzere. Önerilerinizi, görüşlerinizi bana iletebilirsiniz. Teşekkür ederiz tekrardan. Görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ederim ben de.